Merhabalar. Yeni bir irsaliye oluşturabilmek için F10 menüde arama alanına irsaliye yazarak gerekli olan irsaliye listesi ekranımızı açıyoruz. F4 ekle ile oluşturacağımız irsaliyenin türünü belirledikten sonra seçimimizi yapıyoruz. Örnek olarak mal alım irsaliyesi girelim. Öncelikli olarak tüm irsaliye ve faturalarımızda aynı dizayn kullanılmaktadır. İrsaliyedeki ürünlerimizin hangi şubenin hangi deposuna girdiğini belirledikten sonra belge numarasına giriyoruz. Zorunlu bir alan değildir belge numarası. İsterseniz sistemin verdiği belge numarasını kullanabilir, isterseniz bu alanı silebilirsiniz. İrsaliye numarasına irsaliye üzerindeki numarayı girdikten sonra tarih alanına irsaliye tarihimizi giriyoruz. Saat önemli ise irsaliye saatine giriyor ve döviz cinsimizi belirliyoruz. Cari hesap bilgilerinde hesap kodu ya da ünvanı alanından irsaliye sahibini yani ürünleri kimden aldıysak o firmayı seçiyoruz. Daha sonra kalemler bölümünden irsaliyeyi kapsayan ürünlerimizi seçeceğiz. Bunu iki yöntemle yapabiliriz. Birincisi, kodu ya da açıklama alanında eğer ürünün kodunu ya da açıklamasını biliyorsak yazıp otomatik gelmesini sağlayabiliriz. Eğer bilmiyorsak 3 noktaya tıklayarak ya da F1 butonu yardımı ile ürünümüzü stok malzeme listesinden seçtikten sonra ekrana getirebiliriz. Miktar bölümünde ürünümüzün kaç miktar alındığını, birimini, birim fiyat alanında da ürünün birim fiyatına giriyoruz. KDV hariç mi dahil mi belirliyoruz. Döviz türümüzü seçiyoruz. Tutar otomatik olarak kendisi gelmektedir. İndirim 1 ve indirim 2 alanları satır iskontoları için yüzdesel girilebilen alanlardır. Eğer irsaliye üzerinde bir indirim mevcut ise satır indirimi bu alanda belirtiyoruz. İndirim tutarı ise rakamsal indirimlerin yazılabileceği alandır. KDV yüzde oranı ilgili ürünün stok kartı bilgilerinden otomatik olarak gelmektedir. Fakat burada da manuel olarak değiştirme imkanına sahipsiniz. Not alanında ilgili satıra ait bir not girebilirsiniz. Bağlı sipariş kolonumuzda ise bu ürün bir siparişe bağlı olarak geldiyse burada o siparişi seçiyoruz. Kaynak depomuzu belirtiyoruz. Not 2 alanında ekstra bir açıklama yazmak ister isek buraya girebiliyoruz. Ödeme planını satırda ürüne özel bir ödeme planı seçebileceğimiz gibi tüm fişi kapsayan bir ödeme planında üst satırdan seçebiliriz. Özel vergi tutarı yine eğer stok kart bilgilerinde tanımlanmış bir bilgi var ise buraya otomatik olarak geliyor. Yine aynı şekilde özel verginin KDV'li mi KDV'siz mi olduğunu bu alanda belirliyoruz. Bu birinci alternatifimizdi. İkincisi ise eğer irsaliyede birden fazla ürün var ise ve her defasında tek tek ürünleri seçmek istemiyorsak F12 diğer butonundan toplu malzeme seç tercihi ile istediğimiz ürünü seçerek bir kere de irsaliye listesine gelmesini sağlayabiliriz. Daha sonra miktar, birim fiyat gibi alanları doldurabilir. Ürünlere ait girmiş olduğumuz bilgilerin toplamı alt toplamlar dediğimiz bu alanda görülmektedir. Açıklama alanına genel olarak fiş türüyle ilgili bir açıklama girmemiz gerekiyorsa bu alanları kullanabiliriz. Eğer irsaliyemizde satır indirimlerinden başka fatura altı indirimi de mevcut ise
indirim ve masraflar sekmesinden türümüzü belirleyip, yani indirim mi, masraf mı belirleyip, yine türü alanından indirim seçeneklerimizi belirledikten sonra değer alanına indirim rakamımızı ya da yüzdemizi giriyoruz. Türü alanında 6 çeşit indirim türümüz bulunmaktadır. Bunlardan 3'ü KDV hariç matrahı ilgilendiren indirimlerdir. Diğer 3'ü ise genel toplam dahilinde yapılan indirimlerdir. Yüzde düş dediğimiz oransal indirimler için, düş dediğimiz rakamsal indirimler için, eşitle dediğimiz ise vermiş olduğumuz değeri eşitlemeye yarayan tercihlerimizdir. Yüzde düşü seçtiğimde buraya değer kısmına yüzdesel bir rakam girmem gerekiyor. Yani %12 iskonto yapılacaktır. Tutar kısmında ise %12'ye tekabül eden indirim tutarı yer alır. Bu indirimle ilgili herhangi bir not yazmak istersek bu alanı kullanabiliriz. Eğer ürünlerimiz seri takiple bir ürün ise, ürünümüzün adedini girdikten hemen sonra sistemin alt tarafında bu malzemenin seri numarası bilgisine girmelisiniz uyarısı çıkmakta ve alt tarafta seri lot sekmesi otomatik olarak açılmaktadır. Burada numarası alanında F1 butonuna veya 3 noktaya basarak ilgili ürüne ait seri numaralarını seçip ilgili alana getirebiliriz. Aynı şekilde gireceğimiz ürün lot takipli bir ürün ise yine miktarını girdikten sonra sistem tarafından uyarısı gelecek ve tür lot numarası olarak otomatik değişecektir. Yine numarası alanında ilgili lot numaralarını seçtikten sonra irsaliyemizi ekliyoruz. Varyantlı ürünlerin irsaliyesinde ise yine miktarını girdikten sonra varyant kısmında ilgili varyantları belirleyerek varyantlı ürünlerimizi irsaliyeye eklemiş oluyoruz. Ayrıyeten eğer barkod okuma cihazımız var ise barkod alanından ürünümüzün barkodunu okutarak irsaliye listemize eklenmesini sağlayabiliriz. Birim fiyatların sistem parametrelerinden ayarlanarak otomatik olarak son alış fiyatının, ortalama fiyatının, son bu müşteriden ya da bu satıcıdan alınan fiyatın getirilmesini sağlayabiliyoruz. Detay sekmesinde bu irsaliye ile ilgili bir satış elemanı seçerek, bir veya birden fazla satış elemanı seçerek satış elemanlarınızın performanslarını kontrol edebiliyoruz. Özel kod 1 ve özel kod 2 alanlarında irsaliyelerle ilgili herhangi bir tanımlama yaparak raporlarda kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Yine bazı kullanıcılar tarafından görüntülenmesini istemediğimiz irsaliyeler için yetki kodu tanımlaması yaparak irsaliyemizi gizleyebiliyoruz. Diğer sekmesinde sevk aracı olarak kullanılan araç
ve sürücü bilgilerini girebiliyoruz. KDV tutarımız eğer irsaliye ile arasında 0,01 ya da 0,02 gibi çok küçük oransal rakam farklılıkları var ise artı ve eksi seçeneğini kullanarak bu kadar miktar artırabilmeli veya eksiltebilmekteyiz. Fiyat güncelleme alanından istediğimiz fiyat etiketiyle ya da fiyat tercihimizle fiyatlarını değiştirebiliriz. İrsaliyemizi kilitleyebilir ve kilit açma yetkisi, kilitleme yetkisi olmayan kullanıcılar tarafından içerisine girilip değiştirilmesini engelleyebiliriz. Ek alanlar sekmesinde bu irsaliye ile ilgili istediğimiz kadar ek bilgi girebiliriz. Altıncı sekmemizde ise bu irsaliye ile ilgili döviz toplamları, KDV ve matrah toplamları bilgileri yer almaktadır. Bu aşamada tüm bu bilgilerden sonra F2 kaydet butonu ile irsaliyemizi kaydedebilir. Shift artı F2 butonu ile bu irsaliyeyi kaydedip yeni boş bir irsaliyenin açılmasını sağlayabilir. F8 butonu ile hem ilgili irsaliyemizi kaydedip hem yazıcıdan çıktısını alıp hem de yeni girebileceğimiz bir irsaliyenin açılmasını sağlayabiliriz. F12 diğer sekmesinde ise toplu malzeme seçi görmüştük. Sipariş fişi aktar ve sipariş hareketi aktar alanları bu irsaliye eğer bir siparişle bağlantılı ise irsaliye malzemelerini seçmeden buradan sipariş fişini ya da sipariş fişini oluşturan kalemleri aktarma işlemini kullanabiliriz. Teknik servise gelen ürün aktar seçeneği ile teknik servise giriş yapılmış ürünlerin bu irsaliyeye aktarılmasını sağlayabiliriz. Toplu seri üretebiliriz. Kalemleri birleştirebiliriz. Bu irsaliyedeki ürünlerin maliyetlerini görebiliriz. Bu irsaliyedeki ürünlerin hareketlerini görebiliriz. Bu irsaliyedeki ürünlere ait alternatif ürünler varsa onları görebiliriz. Ya da bu irsaliyeye hiç ürün girmeden önce başka bir fiş türünden talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura, malzeme fişi veya fatura kalemleri kopyalamasını yapabiliriz. F3 vazgeç butonu ile ise bu irsaliyeyi kaydetmeden ekrana kapatıp çıkabiliriz. F2 kaydederek bir mal alım irsaliyesi oluşturmuş bulunmaktayız.